Fatih bir şey mi söyleyecek? Yok yok, şuna taktım ben de. Onu bir yani şöyle yapıyor, bir şey oluyor zannediyorum. Şöyle falan. Evet, Cemile Aydın bir telefon alalım artık. Beklettik çok. Cemile Aydın Manisa. Cemile Hanım iyi geceler diliyoruz. İyi geceler diliyorum Beyazıt Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Tanıyalım biraz sizi. İyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Manisa'da ayıyorum. Ders çalışıyorum. Böyle. Celal Bayar'da mısınız? Celal Bayar'dan mezunum. Mezunsunuz. Celal Bayar Üniversitesi'nden mezunum. Ama alışkanlık ders çalışıyorum diyorsunuz. Evet. O bir dönem sirayet eder öyle. Devam eder yani. Evet. Sorularınız varsa hemen alayım. Benim tek bir konuğa sorum yok Beyazıt Bey. Evet. Bütün konuklara sormak istiyorum bu soruyu aslında. Onlarla ilgili merak ettiğim şu. Yani o an şans benim yanımdaydı dedikleri bir an oldu mu? Yani sanat hayatları boyunca ya da oyunculuk ya da kaset çalışmaları ya da albüm çalışmaları döneminde. Hadi çıkacak soru. Çok az çok az kaldı, soru çıkıyor. O an şans benim yanımdaydı dedikleri bir an evet. Oldu mu? Güzel soru. O kırılma noktası neydi, onu merak ediyorum. Kırılma noktası, evet, herkesin vardı. Benim 4-5 tane var öyle. Soner, var mı o an şans yanımdaydı dediğim bir kırılma noktan var mı hayatında? O an şans yanımdaydı dediğim bir durum da var. Kırılma noktası yaşadığıma inandığım bir durum da var. Hı hı. Bence kırılma noktası daha kendimi ifade edebileceğim bir yanıt olur. Ne zamanki isteklerimden, arzularımdan vazgeçtim, ondan sonra onların gerçekleşmeye başladığını gördüm. Benim için kırılma noktası oldu. Aa, bir dakika, bu cümleyi biraz açalım. Çünkü bu cümle benim şu anda değil, geçmişten beri aslında en sevdiğim, keşke dediğim, keşke öyle, öyle olabilsek dediğim cümlelerden bir tanesi. Ne zamanki isteklerinden ve arzularından vazgeçmeyi... Yapamıyorum dedim, yani ben organize edemiyorum. Onu gördüm, askerdeydim hatta. Askerdeyim zaten, hiçbir şey yapamıyorum. O zaman o dönem öyle düşünmüştüm. Bunun adı şey mi? Kabul etmek durumu. Evet, kabul etmek. Evet, aslında insan için en önemli şeylerden bir tanesi durumunu kabul etmek. Genelde yani ben bayağı rahatladım, öyle söyleyeyim. Kabul ettikten sonra, çünkü kendi üzerimde hiçbir baskı oluşturmam için sebebim, nedenim kalmamıştı. Direkt olarak neysem o olduğumu kabul ettim ve ondan sonra her şey çok daha olumlu oldu. Belki de ben engelliyordum. Belki de ben biraz... Zorluyordum sanırım. Peki hocam, özür dilerim. Asker dedin de sonradan ünlü oldun, para kazandın, sevenlerin arttı, hayat standartın değişti falan filan. Bu bütün bunların değişiminden sonra da hala bunu söyleyebiliyor musun? Yani şu andaki bir beceremediğin bir şey için de evet abi beceremiyorum ve rahatım diyebiliyor musun? Her gün diyebiliyorum. Çünkü her gün aynı şeyi yaşadığımıza inanan bir insanım ben. Fark etmiyor. Prodüksiyon değişiyor biraz bence. Onun dışındaki her şeyin aynı olduğuna inanıyorum. Her gün kabul etmek durumunda olduğum şeyle karşılaşabilirim ve her gün de kabul edebilirim. Çünkü ben böyle bir insanım. Abi belki buyur. De hırslarından arındığın için biraz kafanı bütün o meşgul eden abuk sabuk şeyler çıktığı için kendini işine verdin de onun için oluyor belki de bütün bunları. İşte belki de öyle olmuyor. Evet. Evet. İşte onu diyeceğim. Belki de oluyor dedim. Hatta belki de dedim. Belki de oluyor. Belki de olmuyor yani. Evet. Evet, olmuyor. Öyle olmadığını gördüm. Evet. Onu kabul ettim zaten. Hani ben yoksa her zaman çalışkan bir insandım. Ben şu anda karıştım. En son neyi kabul ettik, ben o kısmı tam şey yapamadım. Evet, peki, tamam. Var mı Haruncum? Haruncum? Fatih'cim, Haruncum, evet. Her an benim şans yanımda. Bu dizi senin için? Hep, bu diziyle değil. Alakalı değil. Hep şans yanımdaydı. Hep şans yanımdaydı? Hep yanımda, hala da yanımda. Nasıl abi, yani? Yok, yani yanımda. Evet, hemen yanını gördüm. Soner'den bahsediyorsun. Babacım, gerçekten çok şanslı mısındır? Çok, yoksa çok. Yoksa her şeyi şans mı kabul edersin? Yani bir de öyle bir durum da vardı. Hayatında bir şey kötü bile gitse onu bile şans kabul edersin. Abi demek ki bu olacakmış, ne yapayım dersin. Sen de onu kabul edersin, rahatlarsın. Ya yani. Ben şanslıyım diyorum, o yüzden şanslı olduğuma inanıyorum daha. Hep o şans bana geliyor gibi. Ama hep şanslıydım yani. Peki, Fatoş? Ya Fatma mı, Fatoş mu, ne diyeceğim? Fatma, fark etmez. Fatma, peki. Fatoş? Biz... ilk albüm çıktı. İşler pek yolunda gitmiyordu. İzmir'e dönmek üzereydik tam. Sonra hayatımıza çok güzel, önemli insanlar girdi. Onlarla tanıştık. Çalışmaya başladık. Biri sevgili Demir Demirkan, biri sevgili Sertab Erener. Onlarla tanışmak şanslı sanırım bizim için. Yani böyle düşünüyorum. Ya aklıma ne güzel şeyler geliyor da konu çok uzayacak aslında ya. Vallahi o kadar güzel de şeyler söylüyorsun ki yani.
Aynı yollardan, herkes aynı yoldan geçmiyor mu? Yani işte geçiyor. Yani illa sanatçı olman ya da bu işi yapman falanla ilgili değil. Herkesin hayatındaki bir şeyler. Şimdi çok uzayacak. Neyse. Peki. Demir Demirkan ve tanıştığın insanlar seni çekiyor. Evet. Erdal, var mı abi senin hayatındaki o an dediğin anlardan en önemlilerinden bir tanesi? Var tabii canım. Ama ben tabii Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne borçluyum bunu. Evet. Şöyle, biz Diyarbakır'da Devlet Tiyatrosu'nda memurluk görevimizi yaptıktan sonra Ankara'ya tayin olduk. Eşimle beraber yaklaşık 10 yıldan beri biriktirdiğimiz bir parayla giriş katında bir ev aldık. Ankara'da? Evet. Ama altyapı eksikliği nedeniyle o ev yaklaşık bir 30 santim kadar suyun içine gömüldü. Evet. Ve benim ondan sonra da bu televizyon hayatım başladı. Oradan yırtıp evet, çıktın yani, diyorsun. Evet, oradan yani. Benimki o. Beslatçı'dan önce ne yapıyordun abi? Köprüyü çekiyordum. Tamam, köprüyü çekiyordun. Ondan önce bir şey yaptın mı ya da o arada? Yaptık tabii. Mars Kapı'dan baktırır, Körfez Ateşi. Çok güzel insanlarla çalıştım. Mehmet Günsür mesela hayatımda gördüğüm. Ki benim hocam diyebileceğim ender adamlardan bir tanesidir yani. Yaşı benden küçüktür ama benden tecrübelidir ekranda ve sinemada. Evet. Benim için hocalardan bir tanesidir Mehmet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.